Çok uzak diyarların birinde upuzun kızıl saçları olan bir prenses yaşarmış. Bu prensesin çok güzel bir çiçek bahçesi varmış. Özellikle kırmızı güller prensese büyük mutluluk verirmiş. Akşam olup ülkedeki insanlar uykuya dalmak için yataklara girdiğinde Gül Prenses sarayın balkonuna çıkar ve 3 kez ellerini çırparmış. Bu sesi duyan altın sarısı minik bir kuş uçarak Gül Prenses'in eline konarmış. Ve o anda prensesin saçları ışıl ışıl parlamaya başlarmış. Sevimli kuş güzel güzel ötmeye başlar. Prenses de kadife sesiyle ona eşlik ederek bir ninni söylermiş. Prensesin bu güzel ninnisini duyan herkes yavaşça gözlerini kapar ve hemencecik uykuya dalarmış. Tatlı rüyalar, mutlu uykular ülkemin güzel insanları. Geceler Gül Prenses sayesinde huzur ve neşe içinde geçiyorken günün birinde sivri şapkalı, çatık kaşlı bir cadı uçan süpürgesiyle Gül Prenses'in sarayına gelmiş gizlice. Bu prensesin şarkı söylemesine artık dayanamıyorum. Bıktım. Çatık kaşlı cadı prensese kötü bir büyü yapmaya karar vermiş. Kestepe tapir. Güller solsun, Gül Prenses sussun. O anda prensesin saçları kömür karası gibi simsiyah olmuş. Saçlarıma ne oluyor böyle? Simsiyah oldular. Tam da uyku saati. Of. Prenses kapkara saçlarıyla halkına ninni söylemek için balkona çıkmış. Ellerini 3 kez çırpmış. Altın minik kuş yine uçarak gelip eline konmuş. Gül prensesin kara saçları yine kapkara parlamış. Prenses kızıl saçlarına ne olduğunu merak etse de kuş ile birlikte ninnisini söylemeye başlamış. Ülkedeki herkes ancak uykuda güzel rüyalar görmüş, korkunç kabuslar görmüş. Hatta ağlayarak uyanan çocuklar bile olmuş. Anne! Çok korkunç bir rüya gördüm. Artık geceleri uyumak istemiyorum. Rüyalarım çok korkunç. Benim de öyle. Ertesi günün akşamı halkının kabuslar gördüğünü öğrenen Gül Prenses tekrar balkonuna çıkmış ve altın minik kuşunu çağırmış. Minik kuşum, halkım kabuslar görmekten bıkmış, usanmış. Sabah olmadan rüyalarını nasıl düzelteceğim? Lütfen bana yardım et. Güller güldürür saçlarını. Cik 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 cik. Güller güldürür saçlarını. Cik 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 cik. Güller güldürür saçlarımı. Prenses kuşun tavsiyesi üzerine koca bir küvetin içini suyla doldurmuş. İçine de bir avuç kırmızı gül yaprağı atmış. Su kıpkırmızı olmuş. Prenses saçlarını bu suya daldırmış. Saçlar o anda yeniden kızıl rengine dönmüş. Aa, güller saçımı güldürdü. Minik kuş doğru söylüyormuş. Yaşasın. O gece prenses ninni söylediğinde ülkedeki herkes mışıl mışıl uyumuş ve güzel rüyalar görmüş.
prensese yaptığı lanetin bozulduğunu anlayan çatık kaşlı cadı ise sinirlenip onu bir kez daha lanetlemiş. Estepeta püf! Kestepeta püf! Güller solsun, gül prenses sussun! Ardından ülkedeki tüm gül goncalarını da soldurmuş ve kaçıp gitmiş. Gül prenses saçlarının yine kömür karası olduğunu görünce çok üzülmüş. Of, olamaz yine mi? Neler oluyor bana böyle? Prenses saçlarını düzeltmek için yardımcılarından hemen gül yaprakları getirmelerini istemiş. Ancak yardımcılar ne bahçede ne de ülkede tek bir gül bile bulamamışlar. Şimdi ne yapacağım ben minik kuş? Ha, söyle. Güller güldürür saçlarını. Cik 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 cik. Ama koca ülkede bir tane bile gül yok ki. Dur, gitme. Gül prenses o kadar üzülmüş ki hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Gözlerinden süzülen yaşlar toprağa damlamış. O esnada sarayın bahçesinden geçmekte olan genç ve yakışıklı bir adam varmış. Bu genç adam toprağa düşen gözyaşlarını görünce cebinden bir kutu çıkarmış. İçerisinden de incecik kırmızı bir saç teli. Genç adam kırmızı saç telini topraktaki gözyaşının üzerine bırakmış. Kırmızı saç teli bir anda ışıltılar içinde bir adet kırmızı güle dönüşüvermiş. Yakışıklı adam gülü alıp prensesin yanına gitmiş. Su dolu küvetin başında üzgün şekilde duran prenses içeri giren yakışıklı adamı görünce çok heyecanlanmış. Sen! Seni hatırlıyorum. Evet ben. Çocukluk arkadaşınız. Bu çiçek sizin için. Lütfen kabul edin gül prensesi. Prenses çocukluk arkadaşının ona getirdiği kırmızı gülü görünce mutluluktan havalara uçmuş. Hemen ardından gülü küvetin içine atmış. Daha sonra saçlarını suya daldırmış. Ve nihayet cadının laneti bozulmuş. O kömür karası saçlar yeniden kızıl rengine dönüvermiş. Kızının mutluluğunu gören kral ise çok meraklanmış. Genç adam, söyle bakalım. Koca ülkede tek bir gül bile kalmamışken sen bu gülü nasıl buldun? Bu gül prensesimize ait gözyaşları ve çocukluktan beri sakladığım onun bir adet kızıl saç teliyle oluştu sevgili kralım. Sadakatim sonsuzdur. Bu doğru babacığım. İşte bakın, ben de onun bir saç telini yıllardır bu kutuda saklıyorum. Kral hem prensesin hem de genç adamın sadakatinden çok etkilenmiş. Böylece gül prenses ve çocukluk arkadaşı yakışıklı adam hemen ertesi gün evlenmişler. Lanetinin sevginin gücüyle bozulduğunu anlayan cadı ise bir daha asla kazanamayacağını anlayıp uzak diyarlara uçmuş. Bir zamanlar küçük bir kulübede yaşayan Mangita ve Larina adlı iki kız kardeş varmış. Mangita çok çalışkanmış. Boş zamanlarında babasının manav dükkanında çalışırmış. Larina ise gezmeyi, eğlenmeyi çok severmiş. Canı sıkılınca da nehir kenarında kendine bakarak saçlarını uzun uzun tararmış. Bugün yine ablamdan daha güzel oldum. Bir gün Mangita ve Larina'nın babası geri dönülmesi imkansız olan uzun bir yolculuğa çıkmış. Mangita babasının gidişine çok üzülmüş olsa da Larina mutlu olmuş. Artık nehir kenarında sabaha kadar oturabilirim. Babası gittikten sonra Mangita daha çok çalışmaya başlamış. Sabahları yeri süpürür,
öğlenleri mis gibi çorba yapıp çamaşır asarmış. Larina'nın ise tek eğlencesi ablasına sorun çıkarmakmış. Evdeki halıları kirletir, pişmiş çorbanın içine buz gibi soğuk su dökermiş. Çorba neden hala soğuk? Hem bu halılar neden pis? Daha yeni temizlemiştim. Mama verdiğin hayvanlar kirletmiş işte. Günlerden bir gün Larina ormanda gezmeye çıkmış. Olgunlaşmamış meyveleri öylesine koparıp nehrin içine fırlatıyormuş. O esnada yanına yavaş yavaş yürüyen yaşlı bir kadın yanaşmış. Merhaba güzel kız. Ben çok açım. Bana biraz meyve verir misin? Larina az önce kopardığı tadı bozuk yaban çileklerini yaşlı kadına uzatmış. Teyzecim, istediğin kadar yiyebilirsin. Bunlar dünyanın en lezzetli çilekleri. Yaşlı kadın çilekleri yer yemez karnı ağrımış. Bu çilekler mi lezzetli? Yine de teşekkür ederim. Larina eve doğru dönerken yaşlı kadın da oracıkta uyuyakalmış. Mangita yemek için ormanda sebze toplamaya çıktığı sırada hastalanan yaşlı kadını görmüş. Onu hemen eve getirip yatağa yatırmış. Bu kadının ne işi var evimizde? Çok pis kokuyor. Öyle deme Larina. Kadın çok hasta. Onu iyileştirmek için sağlıklı yemeklerle beslemeliyiz. Mangita yaşlı kadın için sıcak çorbalar hazırlamış, bitki çayları yapmış. Larina ise çorbaları gizlice dökmüş. Bitki çaylarının içine de toprak koymuş. Larina, bu bitki çayına sen mi toprak attın? Çabuk söyle. Yok, hayır ben atmadım. O yaşlı kadın kendi attı. Birkaç gün içinde yaşlı kadın iyileşmiş. Sen iyi kalpli bir kızsın Mangita. Eğer bir gün hastalanırsan bu yaban mersinlerinden her gün ye. Hemen iyileşirsin. Uzun bir aradan sonra ev işlerini tek başına yapmaktan çok yorulan Mangita... ...sonunda hasta olup yatağa düşmüş. Larina, yaşlı kadının verdiği yaban mersinlerini getirir misin? Fakat Larina tüm yaban mersinlerini kendi yemiş. Burada hiçbir şey yok. Beslediğin kuşlar yemiş olmasın? Mangita daha da halsizleşmiş, terler içinde uykuya dalmış. Larina ise evden çıkıp nehre saçlarını taramaya gitmiş. O sırada yaşlı kadın karşısına yine çıkmış. Hey küçük kız, ablan nerede? Çuvallara meyve toplayıp işe gitti. Sana ne? Yaşlı kadın Larina'nın yalan söylediğini anlamış. Mangita'yı görmek için hemen evlerine gitmiş. Yaşlı kadın ona yardım eden bu genç kızı ter içinde hasta görünce çok üzülmüş ve uzun uzun ağlamış. Onları pencereden izleyenlerine ise kahkahalarla gülmüş. İşte tam o sırada yaşlı kadın güzel bir periye dönüşüvermiş. Larina periyi görünce çok şaşırmış. Sevinçle eve girmiş. Sen bir perisin. Sana evimi açtım. Bana borçlusun. Dünyanın en güzel saçları benim olsun. Çabuk hemen sihir kullan ve dileğimi gerçekleştir. Aslında peri Larina'yı ilk gördüğünde onun iyi biri olup olmadığını anlamak için yaşlı kadına dönüşmüş. Bir tane iyilik yapman için sana fırsat verdim. Ama sen hep kötülük yaptın. O anda peri sihirli değneğini bir sağa bir sola sallamış. Larina'nın saçlarını sarmaşağa dönüştürmüş. Saçlarım! Saçlarıma ne oldu böyle? Çok çirkin oldular, imdat! Larina korku içinde nehrin kenarına koşmuş ve saçlarına bakmış. Başının etrafında sinekler uçuşurken sarmaşık saçları bir anda toprağın içine saplanmış. Çok çirkin oldum. Kendime bakmak istemiyorum.
O sırada peri Mangita'ya bir yaban mersini yedirmiş ve Mangita nihayet iyileşip gözlerini açmış. Teşekkür ederim peri. Artık çok daha iyi hissediyorum. Peri asasını iki kere sallayıp yaşadıkları küçük kulübeyi göz alıcı bir saraya dönüştürmüş. Mangita sarayı görünce çok şaşırmış ve etkilenmiş. İyilik her zaman ödüllendirilir genç kız. Bu sarayda senin ödülün. Teşekkür ederim peri. Peki ya kardeşim? Ona ne oldu? Kardeşin sonsuza kadar nehir kenarında çirkin yansımasına bakacak. Fakat ben kardeşimi çok seviyorum. Bu koca sarayda onsuz tek başıma yaşamamın ne anlamı var ki? Bize yeniden kulübemizde mutlu bir hayat ver peri. Tek dileğim budur senden. Peri Mangita'nın bu sözlerini duyunca çok mutlu olmuş. Önce ihtişamlı sarayı yeniden kulübeye dönüştürmüş. Daha sonra Larina'nın yanına giderek sihirli asasıyla sarmaşık saçlarını eski güzel haline geri getirmiş. Larina mutluluktan Mangita'ya sarılmış. Beni kurtardınız. Çok özür diliyorum sizden. Artık iyi bir insan olacağım. Söz veriyorum. Larina o anda anlamış ki insanlara yardım etmenin mutluluğu her şeye değermiş. Çünkü mutluluk paylaştıkça güzelleşirmiş.